Merhaba. Buyurun Yıldız Hanım. Pardon. Heyecandan oldu. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz öncelikle. Davut Bey'in karşılaması biraz gözümüzü boyadı. Ya da bir tokalaşmadan hemen hediyeleri elimize tutuşturdu. Sanki alıp da hemen gidin der gibi. Davut Bey jestini yaptı. Ne oldu Naci Hanımcığım? Böyle mi geçirdiniz? Buyurun efendim. Davut Bey'in karşılamasını çok iyi buldum. Hatta fazlasıyla iyi buldum. Kadir Bey sizi asla unutmadım bu arada. Sen var ya sen. Peki adına hoş geldiniz arkadaşlar. Teşekkürler. Hoş bulduk. Bir şey diyeceğim. Dış sesim kutusu niye büyüktü de benimki bu kadar küçük? Çünkü o evli, siz bekarsınız. Sanki evde hamam işletiyorlar. Şimdi eşi var onun şimdi. Davut Bey'in karşılamasını samimi bulmadım. Çok yapay geldi bana. Hoş geldiniz diye böyle ellerinde hediyelerle. Davut Bey kendi günü diye gözümüzü boyamaya çalıştı. Hayda. Bakalım ilk dakikalardan. Mesela ben olsaydım puanlardan sonra verirdim hediyeyi. Ben bu arada yemekten sonra da verebilirdim onu. Yemekten sonra da verebilirdiniz. Böyle düşüneceğinizi biliyordum gerçi. Böyle düşüneceğinizi biliyordum. İlk gün verseydin ya da. Dün verecektim. Ben yemekten sonra da olabilirdi. Zaten. Ben misafirperverim arkadaşlar. Benim kendi evimde de, kendi yöremde de olsun. Bilge Hanım çok iyi biliyor mesela. Gelen misafirler zaman hediye verilir. Bilge Hanım nereden biliyor? Gelen misafirlerde de ben de Güneydoğu'da yaşıyorum. Ama yemeklerden bak, sonra. Bir şey, adı neydi? Ya bir şey diyeceğim. Niye? Bir, insan bir teşekkür eder. Hayır, teşekkür ederim. Teşekkür ederim zaten. Gelen misafire tokalaşmadan sabun mu veriyorsunuz? Hayır, şöyle. Onu heyecana verdim. Davut Bey şu anda kendi gününde çok stresli ve heyecanlı gözüküyor. Dört gündür olan rahatlığı şu kendi gününde göremedim ben. Siz de Yıldız Hanım, siz de konuşmak için konuşun siz de. Hayır, konuşmak için konuşun. Bir hata yakalan yeter ki. Hatanı belki söylüyor. Pazartesi neysem Cuma da öyleyim. Biz kendi öyleyiz. Kendi yerime de oynamayacağım. Neysem o. Verilen yorumlara tepki vereceğim. Kusura bakmayacaksınız. Ama yemekten sonra verseniz Davut Bey ilk anla itibaren verdiniz. Peki bir şey diyeceğim. Siz eli bir sabunla kanatacak kadınlar. Hayatta. Daha ne derdiniz o zaman? Bir kalın sabunla puan verecek kadınsınız. Alaydı size o zaman dörtlü beyaz sabunlardan. Yani biraz sakin olun beyefendi. Jest yapmış. Bir kere doğullarda hediye yemeklerden sonra verilir. Biz kapıdan girdiğimiz gibi hediyeyi elimize tutuşturdu. Ben onu samimi bulmadım ya. Siz beyefendinin bugün yani böyle puan için ne bileyim işte sofra için, sizlerden iyi şeyler duymak için değişeceğini düşünüyor musunuz? Yani bir haftadan sonra böyle daha da naifleşeceğini düşünüyor musunuz ki bir haftada zaten evet, gayet mesela bana beyefendi karşı şu an naif görünüyor. Ne kadar daha işte böyle kal. Dur daha böyle kal. Böyle kal. Bir. Şöyle bir bana bakın. Sizce Davut Bey'in verdiği sabunu kullanır mıyım? Kesinlikle kullanmam. Evet, Naci Hanım'a sormak istiyorum. Bugün kendi günü olduğu için biraz daha yumuşak olacağını düşünüyorum ben. Tabii ki. Burada ayrıca bekliyordum esnaf olduğu peki, için. Peki bir haftadır size karşı kötü mü davrandı Davut Bey? Sivri dilli olduğu için hani her şeye böyle hemen sert tepkiler veriyor, sürekli birilerine laf atıyor falan. Karakteri yani yine sofrada sen her şeyi söylesen Davut Bey susar mı? Ha, susmaz. Hayır. Tamam. Sadece biraz daha yumuşayabilir diye düşünüyorum. Esra Hanım siz ne düşünüyorsunuz? Ben de kendi masası günü olduğu için biraz daha yumuşak davranacaktır. Yani şu dört günden sonra daha az tepkiler verecektir. Mesela saç falan konuşmayacaktır. Asla. Neysem oyum ben. Masada net göreceğiz Davut Bey. Yedili sivri yani. Pazartesi neysem Cuma da öyleyim. Masada ben göreceğiz sizi. Benim pek laf yutacak bir adama benzemiyor Davut Bey yani. Ya daha ılımlı olacaktır kendi sen günü de olduğu için. Ben sen miyim? Esra? Dört günden sonra yani ben dört gün üzerinde dört gündür lütfen sesiniz çok fazla çıkıyor. Kendi masanıza bu kadar fazla çıkmayacak sesiniz. Ben buyum. Kendi sesi gününüz çünkü olduğu için. Çünkü eğer ki ben bunu oynarsam seyirci diyecek ki aa Davut demek ki yapmacık biri. Demek zaten ki puan senin oynadı. Değişikliğin de çabuk fark edilir. Yani bu oynama değil dedim ama nezaket sadece. Bak hediye için demiyorum yemin ediyorum ki. Hediyeden bahsetmiyorum. Ha, biraz daha yumuşama nezakettendir. Ha, o ne, değişmekten değil. Sen kahveleri yap da Bilge Hanım bana yükselirse mesela. Kahveleri yap da gel. Yükselirim ben de. Sen kahveleri yap da gel. Davut Bey biraz daha bence alttan alacak diğer hanımlara karşı. Bana yine aynı sertlikte devam edeceğini düşünüyorum. Kadir çok Bey şükür. Ben 33 yaşındayım. Adım Davut Savaşçı. Mardin'in Midat ilçesinde yaşıyorum. 11 kardeşiz. 11 o evet. Maşallah. Evin en küçüğü benim 33 yaşında. En büyük ablam ise 57 yaşında. Ve en büyük iki tane yeğenim ise 37 ve 35 yaşında. Yeğenlerin neyse evet. Sen neyse. Yeğenim de 6-7 kişi evli. Yani annemin şeyi var, torunlarının çocuğu var. 91 yılında babam arkadaşları tarafından hani eve arkadaşları eve geldiler. Hani gel gidelim Adana'ya falan filan bir iş var diye. Babam da esnaf tabii ki. Babamı gece yarısı alıyordu. Ha, annem şey dedi almayın diye. Hani, eğlenmeye mi götürdün? Yok eğlenmeye değil. Hani hiç ticaret için. Ha ticaret için. Ha, neyse bunlar gidiyorlar şeye. Adana'ya. Annem dedi hani diyor getirmeyin hani kaza olur falan filan böyle. Babamın da çok yakın bir dostu var. Her zaman şunu derdi. Babamın adı Halil bu arada. Halil eğer bir gün ölürsen ben de öleyim arkandan. Çünkü sensiz yapamam diye. Çok samimine. Babam da şey derdi hayır. Ya öyle deme diyor. Sen zenginsin diyor. Benim durumum yok diyor. Benim 10 çocuğuma kim bakacak? Bir ablam evli doğasında da. Bunlar gidiyorlar trafik kazasında. İkisi ölüyor bu arada. İkisi vefat ediyor.
babam ve arkadaşım. Tabii bunu herkes duyuyor tabii, Mardin, Midyat, işte tüm sülalemi duyuyor. İki halam var benim. Halam da duydu tabii ki bu arada o olayı. Sadece annem duymadı. Ve babaannem de yan odada, o da hiçbir şeyden haberi yok. Annem doğum oruçtu bu arada. Hani artık içine mi doğdu? Öylesine bir oruç tutuyor kendisi annem. Sonra iki halam geliyor. Anneme diyorlar ki işte niye yemek yemiyorsun? Diyor oruçluyum. Diyor hadi hadi orucunu boz. Benim halamla iki halamın içeri girmesiyle çığlık çığlığa kalıyorlar. Annem de şey dedi, tamam dedi. Benim kocam öldü. Sakin bir şekilde karşıladı yani işte. Evet istedim. Ama sonra annem şey, bize teyzem anlatırken hatta annem delirdi dediler. Hani hiç şeydi. Ulan şoka girdi demek. Bir de şöyle bir şey Kadir Bey. Başın sağ olsun. 91 yıllık bayağı. Başın sağ olsun. Doğup Bey'in hikayesi hiç bana geçmedi. Kesinlikle. Neden biliyor musun? 31, 32, 33 yıl olmuş ve Doğup Bey babasını görmeden büyümüş. Öyle o kadar ağlıyor. Bana geçmedi ya o duygusu. Yani babama ağlamıyorlardı. Bana ağlıyorlardı. 9 aylıktım diye. Senin yetimliğine üzülüyorlardı. Yani baba duygusu ne de bilmiyormuş. Hiçbir siz zaman takmadım yani. Siz de babasız büyümüşsünüz benim gibi. Yani millet hiç anneme bakıp ağlamıyorlardı. Hani ben beni emzirirken özellikle çok ağlıyorlardı. Ve kimse bizim evden yemek yemiyordu. Hani biz yetimiz diye. Çünkü en küçük bendim. Bir de 1,5 yaşında ablam var. Şimdi yaşım 33. Bundan da 5 yıl önce benim abim boşanıyor eşinden. 3 çocuğu var. Bir çocuğu da 9 aylık. Şeye bakar mısınız? Tam senin yetim kaldığın yaşta o da babasından. Aynen ona da ben bakıyorum bu arada. Bizim evde çocuk kalıyor 9 aylıkken. Şu an 6 yaşında. 9 aylıkken sizde mi kaldı? Bize bıraktı gitti. Yani hayır, boşandılar. Yengen gitti. Abi de ailenin iki abisi var. İki abisinin abim bakıyor şu an. 9 aylıkken çocuk bir de gelen çocuğu biz bakıyoruz. Ve ablama da anne diyor bu arada. Ya Davut Bey'in ağladığını gördüm. Ama zaten konudan konuya o kadar hızlı geçti ki ailesi, abisi, işi, gücü hepsini birbirine karıştırdı. Hani zaten duygu geçişlerini de çok hızlı yaşadı. Ben Davut Bey'de gözyaşı görmedim. Sadece böyle yapmaya çalıştı. Biraz hani oyun diye düşünüyorum. Yaşadığım kadın hemen hemen aynısını o yaşıyor. Yani yeğenine baktığında kendi çocukluğunu mu görüyorsun? Ben şu an evet şu an emin olun Kadir Bey onu her yere götürüyorum. Hani nereye gitsem ama yanımda. Ama babası var. Babası var da yani şimdi ilgileniyor da o da iki tane çocuğu var ayrıyeten. Abileri yani var. Onun büyük sorumluluğu sizde diye mi? Şimdi onun sorumluluğu ona şimdi o çocuk onu şey yapıp her gün gezdiremez yani ben onu her yere götürüyorum. Hani şey gibi hissedim kendimi. Aa Davut sen sanki baba olmuşsun gibi. Hani şu an buradayım aklım hala orada gerçekten. Hani bir şey gibi evladım gibi artık benim. Zor bir hayat. Evet. Yani evet Davut Bey gülüyor, eğleniyor, neşeli bir karakter ama tabii ki herkes gibi onun da içinde bazı yaralar yani var. Nerede güldü eğlendi? Şey. Şoktayım. Nasıl? Nasıl gülüp eğleniyor? Ben hiç görmedim. Niye bir haftadır neşeli değil mi Davut Bey? Neşeli mi? Davut Bey laf sokuyor ancak. Aynen. Bence o agresif hallerinin sebebi o küçüklüğünde yaşadığı olaylar bence. Olabilir zaten evet. Zaten öyledir insan küçüklüğünde. O da dışına vuruyor. Şu an ama şey mesela ben yanlış anlamayın görmemiş bir... bırakacaktım. Mesela ben gördüğüm okuma için okuma dedi abim onlar bana. Ben ev gezip yemek yapıyordum öğrencilere. Okuldan çıkıp direktmen yemin... Bir de askerde özellikle çok kötüydüm. Askerde de... Niye yemek yapıyordun onu anlayamadım. Ücretli. Ha ücretli yemek yapıyordun. Çalışıyordu. Bana mesela 50 TL karşılığında yemek yapıyordum öyle geçindiriyordum. Hem kendimi hem de ailemi. İlk defa arada böyle bir iş duydum yalnız. Ama çünkü ben para öğrencilere gidip... Hayır yok anladın da ilk defa böyle bir iş seçeneği anladım, gördüm. Evet. Yani öğrencilere gidip yemek yapmak para karşılığında. Girişimciymiş yani. Güzel helal bir şey mantıklı yani. Parayı kazanırsan benim anneme bir şey sözüm vardı. Altın yüzük sözü vardı. Onu alacağım bir de yeğenimin istediği. Ona da bir akülü araba almayı düşünüyorum inşallah. Hadi bakalım be Davut inşallah. İnşallah. Yani bu yaşa kadar ayaklarının üstünde durmuşsun. Çok şükür. Arkanda çok fazla destek olmadan her şey tek başına. Vallahi şöyle bir şey arkadaşım destek oldu. Şimdi buradan duysunlar beni. Hatta buraya gelirken bile bana çok güzel bir destekte bulundular. Şöyle hep arkamda durdular maddi sevilen manevi. Sevilen birisin demek çok ki. Sevilen bir insanım. Hani burada belki bilgi alma tarz. Belki dışarıda bilgi alma bir dost olabilir örnek veriyorum. Veya da Yıldız Hanım'la, Naci Hanım, Mesra Hanım'la. Ben masada buyum. Hayır. Veya dışarıda buyum. Ben yapmacık olamıyorum. Oo. Ben neysem uyum. Davut Bey ne oldu? Sahnemle ilgili yorum yapıyor. Bugün de arkadaş olabilirim. Kesinlikle Davut Bey'i hayatımda görmek istemiyorum. O zaman çok özür diliyorum. Şu an yapmacık gibi oldu sesiniz. Ama. Neden? Bu kadar sizden beri sürekli kavga edip sürekli laf söyledi. Çok tekrar çıktığında arkadaş olayım demeniz. Bana demişti ya bu kalemi. Yemin ediyorum asıl bu kalemun sizsiniz. Bir şey söyleyeceğim. Düne kadar muhatabım değilsiniz. Siz de asla normal hayatta görüşmem. Ne yapıyorsunuz? Gelin. Yine dinlerim demiyor ki sesini dinlerim demiyor. Ben bir şey demek istiyorum lütfen. İnsan
Benim söylediğim çıktı. Ben dedim ya, başta beni sevmezler ama sonra bana hayran olurlar. İnsan arkadaşının konserine gitmez mi? En önden gider, destek olur. Aman sesi kötüyse niye gideyim arkadaşımın konserine? Ne alakası var? Arkadaşı dostu ya, burada aslan muhatabım değilim dedi. Ama bir gün önce de sesini beğenmişiz Kadir Bey. Tamam, hiçbirinizle görüşmemdi. Allah sizi nasıl görüyor, şey öyle yapmakta. Samimi gelsin. Gerçekten döndüğünüzde bana artık samimi gelmiyorsunuz. Bak ben ne diyorum diyor. O zaman dışarıda hiç konuşmayalım. Muhatap bir şey diyeceğim bu arada. Lütfen benim bu saatten sonra mesleğimle ilgili tek yorum dinlemek istemiyorum. Lütfen yorum yapmayın. Rica ediyorum. Olur mu? Gerekirse ben de yapacağım. Sizin bakın sabunlarınızla ilgilenmiyorsam... İlgilendiniz. Işte... Dün benim sabunlarımı affettiniz siz benim. Ne dedim? Ettiniz. Ben de dedim ki ben nasıl sizin... diye dedim. Ben dedim ki nasıl sizin sabunlarınızla ilgilenmiyorsam siz de benim... İlgilendiniz. Laf attırdım sabunlarıma. Allah'ım ne değişik bir adam bu. Evet değişeyim ben. Ben değişik. Evet, ben lütfen bugün yemek konuşalım mı? Bugün yemek konuşalım lütfen. Tamam. Rica ediyorum bitirelim sizden. Bitirelim bu konuları. Benim evet. Sesli mesli sabunluma bunu bir kere de bırakalım. Aynen, bugün cidden yemekle dövüşelim bence birbirimizle. De yemek bence dövüşelim. De ya. Yemek hakkında dövüşelim. Hanımların benimle bir derdi var. Çünkü ben onların hayal ettiği hayatı yaşıyorum. Bence. Hayatımda belki de en son düşüneceğim hayat. Büyük konuşmak istemiyorum ama kesinlikle. Bir kere zaten tarzımız farklı. Görünüşümüz çok çok farklı. Ben nasıl hayal edebilirim onun hayatını? Menüsünü merak ediyoruz. Ediyorum, İddialı evet. Da. Tekrar çok söylüyorum. Davut Bey 5 gündür kim hangi gün yarışacak tek tek bildi isimlerini. Yani 6. isim kuvvetledi ve bugün de ben birinci olacağım diyor, altını çize çize. Evet, biz bir şöyle bir net bir şekilde bir dinleyelim menüyü. Çorba, kremalı közlenmiş patlıcan çorbası, ara sıcak semiz otu mezesi, Mardin usulü sembusek ve çiğ köfte. Ana yemek kaburga dolması, salata çoban salata ve tatlı cevizli kadayıf. Davut Bey'in ana yemek dışındaki yemekleri tamamen zayıf, hiç beklemediğim bir menü. 2 saat içerisinde o menüyü asla yetiştiremeyeceğimi düşünüyorum ve yetiştiremeyecek. Yani beni yanıltmayacak. Peki, ellerine sağlık. Çiğ köfte de yoğurt. Vuracaksın. Evet. Semusek. Evet. Kaburga dolması. İnşallah güzel pişer. Bir de hamurdan da yapacağım semusek. Hadi bakalım. Ellerine yani sağlık şimdiden diyoruz. Ederim. Hanımları uğurlayalım. Ardından temizlik için karşınızda olacağız. Davut Bey eğer bu menüyü tam bir şekilde yaparsa diğer arkadaşların önüne geçecektir. Bence şu ana kadar en iyi mutfak bence ben ve Kadir Bey'in olacak %100. Ve en çok izlenmeli koyu da bence bizimki olacak. Bundan eminim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.